Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kulay Bıyıklı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar tekrardan Instagram adresimden şöyle aslında bir görüntü almak istedim. Şöyle bir görüntüyü nasıl oluşturabiliriz? Kısaca bugün size bundan bahsedeceğim. Burada görmüş olduğumuz üzere arkadaşlar. Modelleme aslında yani çok basit bize ipucu veriyor kendisi bu görsel. Nasıl veriyor diye sorarsanız. Şöyle arkadaşlar. Şimdi burada şu görmüş olduğumuz şöyle bir kırmızı rengimizi seçelim. Şurada görmüş olduğumuz birkaç tane şey var. Evet. Bu modeller arkadaşlar SketchUp'ta zaten belli başlı modellerden olduğu için model tamamen SketchUp'ta yapacağız bu modeli. Daha sonra bir de üstüne buna bir de PS ekledik mi? İşte sonuç bu oluyor. Şimdi hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar buna benzer bir görüntümüzü bir an önce SketchUp'ta oluşturalım. Evet, bunları da bu şekilde getirdim. Daha sonra arkadaşlar şöyle hemen evet şimdi arkadaşlar görselimiz için şöyle kendisinden bir şey alacağız. Fakat ilk önce style kısmından şöyle this is the face modeling style kısmını geçiyorum. Burada şimdi bu kısmı görmüş olduğunuz gibi şöyle file kısmından export 2D grafik diyorum tekrardan. Tabii PDF formatında görmüş olduğunuz gibi 125 santim, 71 santim okey diyeceğim. Ve export diyerekten bunun PDF görüntüsünü alıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar Photoshop aşamasına geldik. Burada ilk yapacağım işlem tabii ki de arka plan için şöyle bir katman oluşturuyorum. Ve hemen şöyle boya kovası aracıyla arka planı dolduruyorum. Tabii şöyle modelimizin ismini hemen model diyorum. Ve modelimize şöyle bir renk atayalım hemen. Ki karışmasın. Hemen C tuşuna basıyorum. Ve alt üstten alttan ve üstten bunu genişletiyorum. Okey diyorum. Tabii arka plana tekrardan şöyle alanları dolduruyorum. Hemen bunu şöyle kaydediyorum arkadaşlar. Kendisini diyagram 2 adı altında hemen kaydımı yapıyorum. Burada yapacağım şeylerden birisi tabii görmüş olduğunuz gibi şuradaki tekstürlerden birisini alacağım. Bunun için arkadaşlar şöyle hazır olarak kendimin birkaç tane şeyi vardı tabii. Buradaki PNG dosyamı kullanacağım. Yani buraya çok buna çok benzediği için. Bununla birlikte şöyle bir bakıyorum tabii. Başka herhangi bir şeyim var mı? Şu öndeki iki duvar sadece bunun için şey yapılacak ve böyle hemen bir an önce ben tabii ki tekstürümü şöyle yerleştireceğim. Tabii bunu da bu şekilde şunu da şu köşeye yerleştiriyorum. Bunu da böyle köşeden hatta şurayı biraz daha köşeye getiriyorum ve burayı birazcık daha şöyle genişletiyorum arkadaşlar. Tabii istiyorsam şöyle bir şey de yapabilirim. Şimdi burada şuradaki tekstürün biraz daha basit aslında bir şeyini oluşturacağım. Şöyle çizgi aracımı alacağım ve şöyle aşağıya doğru iniyorum perspektifi takip edecek şekilde. Görmüş olduğum gibi şöyle konturum yok. Sadece dolgumu şöyle kırmızımsı bir görüntüye atıyorum. Daha sonra şöyle yerleştireceğim. Yerleştirmemi yapacağım. Yere getiriyorum. Yani şuradaki kısım için ben tekstürümü şöyle bir alana yerleşimimi yapacağım. Hemen kendisini şöyle genişletiyorum. Bakıyorum şöyle köşesine herhangi bir sıkıntı var mı yok. Tamam. Aynı zamanda şuraya da şöyle getirelim. Okey diyelim. Birinci görüntümün olduğu yeri gördünüz. İkincisi şöyle bir yer olacak. Yani toplamda 3 adet bir tekstüre burayı kapatabilirim. Şöyle tekrardan ikincisi için şu köşede şu köşeyi ve
perspektifimi koruyarak diğer alanı aynı şekilde yapıyorum. Biraz daha geriye çekeceğim. Evet, şöyle gidiyor. Ve son olarak bir tane daha getireceğim. Bunu da son yere hemen perspektifime uygun bir şekilde yerleşimimi sağlıyorum. Tabii onu da şu şekilde yapacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi şurada biraz uydu. Ama şurada biraz garipleşti. Onu da tekrardan elden geçireceğiz. Hemen şuradaki şeylerimi siliyorum. Çizgilerimi siliyorum. Daha sonra istiyorsam arkadaşlar bunları ben birazcık daha şey yapabilirim. Yani üzerinden geçebilirim. Tekrardan şöyle alıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bu sefer şuradaki perspektifime burayı benzeteceğim. Tabii şunu aşağıya doğru indiriyorum birazcık daha. Şurayı bir nebze olsun şöyle birazcık daha indireceğim. Yani bunu sanki buradan takip ediyormuş gibi. Burayı da şöyle birazcık daha şuraya uygun bir şekilde getiriyorum. Evet, şöyle olacak bir şekilde aslında bunu getirebilirim şöyle. Burada hemen şöyle opaklık düzeyimi azaltıyorum. Yani görmüş olduğunuz gibi sadece şu kısmı şöyle siliyorum ve opaklığımı tekrardan artırıyorum. Tabii burada birazcık daha aşağıya indirsem görüntümü şöyle olacak. Tamamdır. Evet, yavaştan arkadaşlar zaten belli başlı bir şeyimiz oluyor. Şöyle tekstürlerimize tekrardan devam ediyoruz. İlk alanımızı oluşturduk tabi. Burada render tarzı da bir şey yapılmış. Yani şöyle sadece şu diğer alanlar için şöyle bir tekstür kullanılmış. Bakıyorum tekrardan tekstürüm var mı başka buna benzer. Evet, yani orada şöyle bir şey yapabiliriz. Tabi görseller kısmına geçiyorum. Araçlarımı açıyorum. Boyut olarak minimum 2 MP'nin üzeri olarak seçiyorum. Aslında şunu alabiliriz eğer herhangi bir şey yoksa. Hatta varmış. Yani şu görsele biraz benziyor. Yani burada aslında detay olarak güzel soft iron var. Bakın şu da güzel. Yani resmi farklı kaydetsek. Soft iron. Hemen bir bakalım. Yani bu da biraz şeyine benziyormuş gibi. Aslında güzel. Yani kullanılabilir soft iron. Gayet güzel. Bu da güzel bir siteymiş. Yani Porcelain Grass adı altında bir site. Soft Silver adı altında şuna bir bakalım. Bu da aslında güzel. Şunu da bir bakalım. Soft Iron. İki tane farklı şeyimiz var. Bakalım. Yani şöyle bir şey yapalım. Yerleştirelim. Bakalım güzel bir görüntü elde edebilecek miyiz? Evet. Bence gayet güzel. Yani şöyle uzaklaşalım biraz. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İki tane işte farklı bir betonarme şeyimiz var. Yani şunu genelde kullanmış. Şöyle temellerde. Hem normal şeyde de güzel olur. Şöyle soft silver. Evet, bunları kırmızı diyelim. Silver'ı da turuncu diyelim. Iron. Evet, iron'ı da mavi yapalım. Şöyle. Güzel. Gayet güzel. Bunu kullanabiliriz. Bakalım nasıl bir şekilde bir şema yapmış. Tabii biz bunu şuradaki üzerindeki şeyler içinde kullanacağız. Aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da şu zemin içinde kullanalım. İki tane en azından farklı bir gösterim şeyimiz olabilir. Şöyle ben o zaman hatta şunu şöyle biraz kopyalayalım. Evet, dikdörtgen aracımı alıyorum. Pardon. Şöyle çizgi aracımı alacağım. Şu köşeyi tutup yani şu perspektifi bozmamak istiyorum çünkü. Şöyle bakın. Burada arkadaşlar. Şurayı bozduk biraz da olsa. Şöyle. Tabii
bunların tekrardan birleştiği noktayı da, yani perspektif olarak birleştiği nokta da önemli. Sadece burası değil. Yani şu çizgi şöyle gidiyor. Yardımcı çizgi olarak. Şuradan da şöyle gidiyor. Biraz daha yukarıda galiba birleşecekler. Şurada bir yerde birleşiyor tekrardan. Ben o bakımdan şurayı şöyle uzatayım. Yakın aslında, yakın birleşecek. Yine tekrardan uzak değil. Şöyle bakıyorum. Evet, şurada birleşiyor. Güzel. Daha sonra şu birleştiği noktadan şöyle bir, şöyle iki. Yaklaşık olarak çekiyorum zaten arkadaşlar burayı şöyle. 3, şöyle 4. Tamam. Şu perspektif araçlarımızdan dolayı ben bunu çekeceğim. İkincisi, tekrardan şöyle bir alalım. Evet, şunu şöyle yerleştiriyorum. Şunu da şöyle yerleştiriyorum. Bunu buraya getiriyorum. Bunu şöyle şuraya getiriyorum. Evet, şurada da biraz bozukluk olacak. Ama bunu da yapacağız. Diğer türlü bir şey getirmeyecek çünkü bize. Şöyle getiriyorum şu kısmı ve ardından şu kısmı şöyle siliyorum. Opaklığını artırıyorum. Evet, ikincisi burada. Üçüncüsü için getiriyorum. Silver soft copy. Evet, bir taraftan arkadaşlar şunları yerleştireceğim. Bunu şöyle yapabilirim. Şöyle sağ tarafına yatay çevir diyorum. Bakın şurada birleştireceğim. Yani zaten bunu biliyorsunuzdur gerçi. Evet, şunları tekrardan birleştireceğim arkadaşlar. Şu soft iron'lar. Şöyle hemen katmanları birleştir. Şurada 1, 2 diyorum. Soft iron'ları geri getir. Kopya. Bunun dışını seçiyorum. Şöyle tersini seçip siliyorum. Seçimi kaldır. Çuk diye oturuyor zaten bunu buraya. Tabii en son burada şey yapacağız. Nedir onun adı? Gölgeleme işlemlerini yapacağız. Şu işlemleri tekrardan eski haline getireceğim. Fakat şurada yapacağım şeylerden birisi, yani soft iron ve soft şeylere temelde cepheye bu şekilde bir doku yerleşimi şemasını izleyeceğiz. O yüzden şöyle tekrardan şu dokuyu getirelim. Evet, şöyle hemen kaydedeceğim. Tabii şuradaki perspektifi kaybetmemek amacıyla tabii şuradan alacağım. Şöyle tam orta tarafından getireceğim burayı da. Bir taraftan şöyle bir daha bakıyorum arkadaşlar. Şurada görmüş olduğumuz zeminleri de yapıyoruz. Tabii zemini bu sefer şununla yapacağım. Şöyle bu buradaki zeminlerin hepsi. Şöyle zeminler diyorum. Kırmızı diyelim. Şöyle buna kırmızı bir şey verelim. Tabii bundan birkaç tane olacak. Şöyle alıyorum. Evet. Tabii burada şu perspektifte gidecek. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Tabii burada hatalardan birisi şu. Şuradan şöyle şöyle gelecek. İkincisi şöyle gelecek. Üçüncüsü şöyle gelecek. Yatayda bile olsa tabii perspektifimizi izleyecek arkadaşlar şöyle. Tabii izlemesi gerekiyor. Tekrardan şuradan da bir tane daha atalım. Evet, burada şu köşeden artık alacağım en son ve şuradan birleşecek. O zaman kadar hemen şunları bir yapalım.
Bir diğer taraftan şu iç mekanları nasıl gösterebiliriz? Şimdi tabii şöyle şuradaki şeyi tekrardan alıyorum. Burada şu perspektife tekrardan alacağım arkadaşlar. Şöyle perspektif aracıyla şu köşeden birleşme noktası şurası. Yani şuradan şu noktayı alacağım. Bir de şuradan şu noktayı alacağım. Daha sonra üçüncü olarak şuradan alacağım. Evet, burayı zaten takip ediyordu. Bir de şu noktadan alacağım. Şöyle tamam diyorum. Evet. Burada şu görmüş olduğumuz zeminleri yaklaşık olarak alacağız. Zaten şuraya bir tane yaklaştırmıştım. İçeriği göstermek için. Şurayı şöyle uzatacağım. Evet, şurayı da şöyle getireceğim. Yani yaklaşık olarak şöyle getirebilirim. Bunu da şöyle getireceğim. Yani biraz tabii şeyin dışına çıksın. Şöyle. Burada şu görmüş olduğumuz alan alacağım. Yani şurayı sileceğim. Ve şurayı sileceğim. Ayrıca şöyle bir açalım. Şuraları silelim. Seçimi kaldır diyeceğim. Bir de tabii ki şuranın dışarısını seçeceğim arkadaşlar. Şöyle tekrardan yerine getirip siliyorum. Seçimi kaldır. Burada görmüş olduğumuz gibi iç mekanda olan yerin şeklini çizdik. Artık şunu silebilirim. Burası iç mekan. İç mekan için duvarım şu olabilir. Şöyle. Bunu da tekrardan köşeden seçiyorum. Köşe noktasına getiriyorum. Şöyle ve şöyle. Bakın zaten şurayı takip ediyor şu. Şöyle kapatacağım. Yaklaşık olarak şu kısmı sileceğim. Alanımın. Zaten burası gözükmeyecekti. Bir de şuradan gelebilirse şuradan bir, şuradan iki, şöyle üç ve seçiyorum, siliyorum. Şurası duvar, şurası zemin. İkisini de yapmış olduk. Hemen şöyle kaydedeyim. Burada görmüş olduğumuz gibi tekrardan aynı silüetler olacak. Evet, bunun dışında arkadaşlar istiyorsanız yani insanları normal bir biçimde de ekleyebilirsiniz. Yani burada araç, insan, çevre. Bu konuda tabii birkaç tane şöyle bir çim falan da ekleyelim istiyorsanız. Şimdi biraz gerçeğe yakın birkaç görüntü oluşturalım. Burada şurayı ben şöyle biraz büyüteceğim. Şu çim mekanını, çevresini şöyle yapının çevresine bir şey yapalım. Yani şu köşesini sol tıklayıp yatay çevir diyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu mekanı tekrardan katmanları birleştir diyorum. Burada çim alanlarım arkadaşlar sadece şu alanında olmasını istiyorum. Tekrardan açıyorum. Seçimin tersini seçip şuraları ops silmeyecektim tabii ki. Şöyle bir şey oluşturacağım. Maske katmanı oluşturuyorum kendisine. Evet. Maske katmanı oluşturdum. Şöyle. Tabii biraz daha şöyle yaklaşalım istiyorsanız. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şu maske katmanı üzerinden şöyle ikisini de beyaz hale getireyim. Daha sonra şu çiçek şeyimizi artıralım. Çim şeyimizi alalım.
Şöyle artık köşelerini biraz daha büyüterekten bir çim görüntüsü ekleyelim. Tabii şu görüntünün buradaki perspektifini bozmamak amacıyla arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şurasını şöyle ve şurasını keseceğim. Evet, şöyle büyük bir fırça seçeceğim. Siyah olarak şöyle buralarını sileceğim. Yani şöyle kapatacağım tekrardan. Şimdi tabii burada biraz şey oldu. Görüntülerimiz biraz daha ikilendi. Aynı şekilde istiyorsak tabii şuna şöyle ton doygunluk dengesi verelim. Çimimizin olduğu yere. Bunu biraz daha şöyle koyu hale getirip şöyle renginde biraz oynama yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yani bu görüntü için bu şey biraz daha uygundur. Şimdi katman 17'lere bir bakalım. Bakın katman 17. Şöyle bir bakıyorum. Kapatıp açalım. Evet, şu katman, şu katman, şuna bir bakalım. Şu iki katmanı birleştirelim. Biraz rengi veriyorum kendisine çünkü burada ayrı bir şey oluşturduk kendilerine. Daha sonra ton doygunluk veriyorum. Şöyle bağlıyorum kendilerine. Burada biraz daha soft bir renk kullanıp şöyle biraz daha soft bir yere getireceğim arkadaşlar bunu. İşte burayı biraz açabilirim. Şöyle biraz daha koyu bir görüntü olabilir. Şöyle biraz soft tarafa doğru getiriyorum. Bu görüntü için bu aslında güzel midir? Şöyle biraz daha koyu haline getirelim. Evet, şöyle açalım. Tamamdır. Burada bununla birlikte arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şurada da bir tane deniz görüntüsü olsun. Evet, bunu kullanabilirim çünkü bu biraz seamless tarzı. Şu kısmı seçiyorum. Seçimin tersini seçip siliyorum. Tamamdır. Evet, şöyle bir küçük bir deniz modunu da getirdik. Şimdi aslında yapının içerisine şöyle bir şey yapabiliriz. Skalgubbar'dan şöyle bir projeme bakıyorum. Yani şu arkadaşı alabiliriz belki. Bunun dışında arkadaşlar şöyle hemen projemi kaydediyorum. Bununla birlikte şurada birkaç tane şey yapabiliriz. Nedir onun adı? Gölge falan ekleyebiliriz. Hemen şöyle bir yeni bir katman ekleyeceğim. Ve şöyle dark koyu ve şöyle hafif bir brush seçeneğini kullanarak da burada güneş şuradan geliyor arkadaşlar. Şöyle. Ve bunun sonucunda bizim şuradaki alanımız birincisi tamamen gölgelik bir alanda kalacaktır. Evet. Şöyle birincisi. Tabii bu gölgeyi ben şöyle karışım seçeneklerinden biraz daha düşüreceğim. Yani şu yumuşak ışık kısmına getireceğim. Bakın daha sonra seçim moduna geçip şu kısmı şöyle tekrardan bağlayacağım. Evet, şurayı şöyle burayı şöyle gölgelik bir alan olarak bırakacağız. Bir taraftan şöyle bir ağaç dosyası da kullanabiliriz. Trees PNG formatında. Hemen şöyle iki tane ağacımızı da
yerleştirelim. Bakalım büyük bir formatta vardı şöyle sanki. Evet, şurayı tekrardan bir şey haline getireyim. Daha sonra tabii burada başka şu arka plan içinde bir şey yapabiliriz. Şöyle forest, orman diyelim. Ama gökyüzüyle beraber. Evet, resmi kopyalıyorum. Burada şöyle bir PNG'lerimi kapatıyorum. Yeni belge diyorum. 3300 700. Buradan diyagramım için arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi istiyorsam bunu şu formata getirebilirim. Yani şöyle, tabi bir taraftan da şöyle büyütüp bunu arka plan olarak kullanabilirim. Nasıl? Şöyle hemen oval işaretleme aracını alıyorum. Şöyle. Bakın şu kısmı şöyle. Seçimin tersini seçip siliyorum. Birincisi. İkincisi. Burada zaten bir görüntüm var. Bu görüntümü de şöyle arka plana alacağım. Bir önüne atalım. Sanki arka planda farklı bir görüntü oluşturuyormuşuz gibi. Evet, işte bugün de arkadaşlar böyle bir görüntü oluşturmak istedim. Şöyle bunu da kaydedelim görüntümüzü. Tabii burada istiyorsanız görüntünüzü biraz daha şey yapabilirsiniz. Yani benim örneğin şu kısmı sildiğim gibi. İstiyorsanız silmezsiniz. Şöyle biraz şey yapacağım. İstiyorsanız silmezsiniz arkadaşlar, şöyle. Birazcık daha şey olur. Şöyle. Ve en azından biraz daha garip, işte biraz daha ön plana yapınızı çıkarabilirsiniz. Fakat ben bildiğiniz gibi şurayı zaten kapatıyorum. Şöyle. Ve istiyorsanız arka planı da şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arka planı ben şey yapmadım ama arka planı şu mavi formatını alabilirsiniz. Şimdi şöyle iki çift tıklayacağım. Tabii katman açıp öncelikle şöyle renk kaplama kanadından şuradan şöyle bir renk seçeceğim. Yani üst tarafta sanki şurayla birleşiyormuş gibi bir rengimi seçiyorum. Okey diyorum. Şöyle bitiriyorum. Yani burada istiyorsanız tabii şu alt tabaka, alt katmanı da biraz daha yoğunlaştırabilirsiniz format olarak. Yani başka istiyorsanız arka plana biraz grid tarzı bir şey de ekleyebilirsiniz. Şöyle grid PNG formatı diyorum. Şöyle biraz yoğun bir görüntü olmasını istiyorum aslında. Örneğin şunu bir deneyelim. Şöyle bir renk aralığı seçelim. Tamam diyorum. Seçimin tersini seç diyorum. Şöyle bir şeyimizi alalım. Diyagram üzerine atalım. Evet, bunu da şöyle karışım seçeneklerini getireceğim arkadaşlar. Şöyle biraz evet açıp açık uçlu bir şey yapacağım. Evet, arka tarafta sanki bir güneş varmış gibi bir sunum yapabiliriz. Yani en son tabii üzerine arkadaşlar şöyle ton doygunluk, parlaklık, kontrast, düzey falan atabilirsiniz. Şöyle istiyorsanız bir ton doygunluk atalım. Üzerine biraz şöyle açık yapalım. Yani şöyle renkleri biraz değiştirelim. Ya da tonlarını biraz şöyle değiştirelim. Bakın yani şu ton da biraz güzel olabilir. Şöyle. Aslında bu şey gösterim şekli güzel bir şey olabilir. Şöyle de bir yazı stili yazabilirsek lifestyle diye. Şunu da beyaz moduna geçireceğim. Bunu da şöyle duvarı yazabilirim. Biraz şöyle çevireceğim. Aşağıya doğru. Tabii burada şu stilimi ben metni rasterleştir kısmına getirip burada tabii şöyle bir kaplama modunda
lifestyle aynı şekilde şunu yapıyla alakalı birkaç tane çizim ya da bilgi de olabilir. Ve şöyle metni rasterleştir kısmından şöyle kaplama kısmına geçireceğim. Tabii kaplamada burada pek fazla bir şey gözükmeyebilir. Ama yine de kaplamada dursun. Şöyle doğayı biraz daha gösterelim. Natural. Evet, burada kaplama kısmına geçirmeden metni rasterleştir kısmına geçiriyorum. Şöyle bir kaplama yapalım. Evet, şunu da şöyle bir kısmına getirebilirsem. Şöyle belki bir şey olabilir. Evet. Buna şöyle bir şey yapalım. Yani istediğiniz gibi arkadaşlar bu gösterimsel şekillerine gösterebilirsiniz. Tek bir yerde kalmayabilir. Bugün de göstermek istediğim bir şekillerden birisi de buydu. Evet, bir sonraki bölümde, bir sonraki derste tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.